Abra A7 V12.1 kutu açılımını gerçekleştireceğiz ve ben yaklaşık 4 ay önce almıştım bu bilgisayarı. Ben aldığımda fiyatı 7000 TL idi. Herhangi bir özelleştirme yapmadan almıştım. Tabii o zamanlar dolar 6.70, şu an 8 lira. Fiyatı da 8200 TL bu bilgisayarın. Neredeyse 1200 liralık bir artış olmuş. Doların bundan sonraki halinin ne olacağını bilmiyoruz. Dolar düşerse fiyatı düşmez, dolar artarsa tabii ki de gene bu bilgisayarın fiyatı artar. Yaklaşık 4 aylık bir deneyimlerimi paylaşacağım sizlerle. 17.3 inç bir bilgisayar ekranı büyük. Tabii 15.6 inçlere göre biraz büyük ama çerçevesi kalın olan 17.3 inçlere göre de küçük diyebiliriz. Bilgisayar biraz ağır. Dışında şu şekilde bir poşetle geliyor. Ben sizlere kutu açılış heyecanını gösterebilmek amacıyla tekrardan içine koydum her şeyini. Yanında bir çanta geliyor. Önceki 16.1 videomuzu A5 ve 16.1 kutu açılışı videomuzda bu çantayı göstermeyi unutmuşuz. Sonra göstereceğiz bu çantayı dedik ve göstermedik. Bu 17.3 inç çantası ve 15.6'dan büyük. İçine bilgisayar tam anlamıyla sığabiliyor. Bilgisayarı koymak için bir göz. İki fermuarla. Buraya da bilgisayarınızın faresine falan filan koyabilirsiniz. Çanta büyük. Ve hediye olarak geliyor. Yani bedavaya. Bilgisayarı aldığınızda beleşe hediye olarak geliyor bu çanta. Biraz büyük. Ve bu da ağır. Kutu çok fazla büyük değil. İçinden bir tane daha kutu çıkıyor. Yan tarafları düşürdüm. Yan taraflarında gördüğünüz gibi silikonlar var. Arada da boşluk var. Yani kargoda gelirken herhangi bir sıkıntıya uğramaması için çok güzel bir şekilde kutulamışlar. Şimdi şu kutuyu çıkartacağım, büyük kutuyu. Bu arada bu silikonları ve kutuyu kaybetmeyin. Garantiye gönderdiğinizde, eğer yaşadığınız şehirde bir Monster merkezi yoksa, garantiye gönderirken bu kutunun içerisine göndereceksiniz. Kutu da bu şekilde. Büyük bir kutu. Evet, içinden bir kutu daha çıkıyor. 17.3 inçlerin kutusu büyük. Kenarlarında şöyle bir çizgiler var. Bu 15 inçlerde yok. Kutuyu açalım. Evet, kutunun içinden doğal olarak bilgisayarım sıkıyor. Bilgisayarı bir kenara alalım. Bunu tekrardan göstereceğiz. Bayağı bir ağır. Evet, 3 tane göz var. Bu arada bu nemi emiyor. İşte güç kablosu. Burada da adaptör mevcut. ...12.1'lerde bataryaya takılı olarak geliyor. Burada herhangi bir batarya aramanıza gerek yok. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi içerisinde mevcut. Bu arada poşetin içerisinde de bir garanti belgesi mevcut, fatura mevcut. Onu da çöpe atmayın diyelim. Sürücülerin kurulu olduğu bir flash bellek. Önceki modellerde şurada bir Monster logosu oluyordu. Maliyetten tasarruf etmek için sadece Toshiba flash göndermişler. Üzüldüğümüzü söyleyebiliriz. Kapağın arkasında aydınlatmalı çizgiler, Casper Excalibur benzeri olmuş biraz, tabii tamamen benzeri olmuş arka taraf. Aydınlatmalı bir Monster logosu. Bu Monster logosu bazen çok açık yeşil gözüküyor ama tabii ki de normalde yeşil rengi olduğunu söyleyebilirim. Biraz açık yapmışlar. Kapak tabii zor açılıyor. Bilgisayarın ekranı bu şekilde. Çerçeveleri ince bir ekran. Az sonra sizlerle birlikte kalın çerçeveli bir 15.6 inç bilgisayarla da yan yana karşılaştırmasını yapacağım. Kanalımızda da incelemesi mevcut. Bu modelde i5 10. nesil var. 1650 refresh var. Yani 1650'nin GDDR6 modeli. Normal 1650'ye göre yaklaşık bir 5-6 FPS farkı var. Son cluster 6 ve HDMI girişi arka tarafta. Şimdi 15.6 inç bilgisayarların çoğunda
1650 refresh ve 1650 Ti var. 17 inçlerde de öyle. Bu Ti ve GDDR6 1650 refresh arasında kalmış olabilirsiniz. Yaklaşık 300 lira fark var. 300 liraya değer mi diye sorarsanız bence değmez. 1650 refresh, GDDR6 ve 1650 Ti arasında sadece 3 FPS fark var. Hatta 4 FPS fark diyelim. 300 liraya değmiyor. Benim yaptığım gibi 1650 Ti almak yerine 1650 refresh alırsanız 300 lirayı da bir 1 TB'lık hard disk alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. 300 lirayı hard disk tarafından kullandım ve çok memnunum. Sadece 3 FPS fark olduğunu söyleyebilirim. 1650 Ti ile de normal 1650 GDDR5 arasında yaklaşık bir 6-7 FPS fark var. 300 lirayı, o 300 lira farkını hard disk tarafında kullanabilirsiniz. 15 inç ve 17 inç ekran tercihi arasında kalmış olabilirsiniz. Şöyle bir şey diyebilirim. Ben bilgisayarı kucağıma alayım, film izleyeyim, dizi izleyeyim, bilgisayar hafif olsun, sırtımda çok taşırım diyorsanız 15 ince muhtaçsınız. Eğer işte Photoshop programlarını kullanacaksanız, montaj programlarını kullanacaksanız, ekran büyük olsun ben oyun oynayayım, sırtımda da fazla taşımam ben her yükü taşırım diyorsanız 17 inç boyutunda bir ekran alabilirsiniz. Bilgisayarınızı satın aldıktan sonra ilk yapmanız gereken şey bilgisayarınızın sağına soluna bakmak. İşte bir hata var mı, bir şey var mı, bilgisayar çalışıyor mu, bilgisayar açılıyor mu? Daha sonra bilgisayarı başlatırken bir siyah ekran üzerinden ışık sızması var mı sağda köşede, sağda solda köşede herhangi bir yerde ışık sızması var mı? Ondan sonra internete yazıyorsunuz ölü piksel testi. Giriyorsunuz ölü piksel testine bakıyorsunuz. Güncelledikten sonra kanalımızda videosu da var. Bakın mutlaka yapın. Bilgisayar hızlandırma, Nvidia denetim masası ayarları ve oyun performansı artırma. Kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Hatta ekranda videonun fotoğrafını koyuyorum. Direkt açıklama kısmından da gidip izleyin. Mutlaka o ayarları yapın. Bir oyun testine bakın. Eğer herhangi bir sorun varsa ya iade yaparsınız ya da değişim yaparlar. Mutlaka bunları da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu şekildeydi. Oyun performansından olsun. İşte masaüstü performansından olsun son derece memnunum. Sound Blaster Cinema 6 ile de efektleri güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorumlarda abi stokları ne zaman gelir demeyin. Bilmiyorum. Ben Monster çalışanı değilim. Sponsoru değilim. Tabi sponsor olsalar güzel olurlardı da. Sponsor olabilirler buradan izleyen Monster çalışanı varsa. Çok iyi olur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. İyi günler.